Evet, Umre 2023 programımızın umrecileri Bazel Havalimanı'nda birer birer toplanıyorlar. Mükemmel bir atmosfer, bir hayli bir kalabalık. Bu duygu yaşaman lazım. Cenab-ı Hak bizlere bu sene nasip etti. Yanılmıyorsam aldığım bilgiye göre 150 kişi bir kadro varmış. Bu sene zenginiz elhamdülillah. 172 mi? Ve 150 duydum. Yolcu musunuz? Aynen inşallah. Ha, ne hissediyorsun? Yani ilk defa değil, 9. kez ama hala ilk defa. Heyecanlısın. Heyecanım var, aynen. Mutluyuz, huzurluyuz. Siz? Ben yolcu değilim, abimi yolcu etmeye geldim. Abimi yolcu etmeye geldim, harika. Esat yolcunuz. Abi kardeşim Esat. Esat, gel. Esat. Gel. Esat. Heyecanlısın değil mi? Memnun musun? Memnunum. Evet, Ahmet Hoca ile bir umre programı. 2023. Heyecan dolukta. Harika. Mutlu bir şekilde geri dönersin. Rica ederim. Yani zaten yüreğimizi böyle cırız gitse ne olur yani. Kimleri gönderiyorsun? Kimleri göndermiyorum ben. Ben kocaman grup var. Hepsini gönderiyorum. Bugün de bak ne güzel gün bak. Deprem de olsa ne de olsa biz Türk milleti olarak her zaman sapasağlamayız. Hiç kimse bizi yıkamaz. İnşallah bugün yolcuyuz. Siz kıymetli, değerli, Allah razı olsun bizleri yolculamaya gelen kardeşlerimiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle grubumuz gençlerle oluşuyor. Gençlerimiz çok var. Allah annelerinden babalarından razı olsun. Çok büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Yavrularınıza, gençlerinize en güzel yatırım budur. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, bir anne babanın çocuğuna en güzel yatırımı, en güzel mirası, ona en güzel verdiği ahlakıdır. İşte bu umre, yavrularınızın ahlakını, hayatını, bütün dönüm noktalarını düzeltecek. En güzel hayrı yapıyorsunuz, en güzel yatırımı yapıyorsunuz. İnşallah o yavrularınızla yaptığınız o hayırlarınızı, o yatırımınızı inşallah yavrularınız döndüğünde göreceksiniz. Belki bir anda tecelli etmez ama inşallah en kısa zamanda tecelli edecektir. En güzel işi yapıyorsun. Rabbim gitmeyenlere de en kısa zamanda anneleriyle, babalarıyla beraber umreler yapmayı, haclar yapmayı nasip eylesin. Allah'ım sen tüm saydığım ibadetlerimizi kolaylıkla yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Şimdiden ibadetlerimizi makbul eyle. İbadetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi ayaklarımıza taş, yüreğimize telaş, gözlerimize yaş değdirme Allah'ım. Ya Rabbi, Allah'ım şu anda bizi yolculamaya gelen abilerimizin, ablalarımızın, sevgili gençlerimizin içinden ah ben de o listede olsaydım, ben de gidebilseydim, ben de Mekke uçağına binebilseydim diyen o abiler ablalarımızı da en kısa zamanda onları da umre listesine dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Acımız büyük. Allah'ım depremzedelerimize de ya Rabbi ölenlere rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım şu anda yolcuyuz. Peygamberin buyuruyor ki yolcunun duası kabuldür. Umrecinin duası kabuldür. Ya Rabbi buradan sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Allah'ım sen o acıları dindiren sensin ya Rabbi. O geride kalan anneleri, geride ağlayan babaları, geride ağlayan çocukları ya Rabbi sen onlara sekinet ver ya Rabbi. Allah'ım sen ölenlere rahmet eyle. Geride kalan ya Rabbi hasta olanlara, yaralı olanlara acil acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Şu anda umrecilerimiz uçağa binmek için sıraya girdiler. Hacanak. Geri kalma. Maşallah subhanallah. Allah razı olsun.
Evet, şimdi Cidde uçuş kapısındayız. Cidde'ye doğru inşallah uçacağız. Allahümme inni üridül umrete feyessirha li ve tekabbelha minni. Allah'ım, senin rızan için umre yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle, onu benden kabul eyle. Açık yalın ayak düştüm Kabe yollarına, günahıma ağlayarak düştüm Kabe yollarına. Dost ahbapla vedalaştım, nice sarpdaları aştım. Halilullah Kerbela, nurlar yağar her gün hala. Hoştur deyip kaza bela, düştüm Kabe yollarına. Bazen açım, bazen susuz, bazen yorgun hem uykusuz. Sabır isteyerek sonsuz düştüm Kabe yollarına. Kabe'ye ilk bakış, gözyaşlarının sel olduğu, akılların durduğu, kalplerin heyecandan yerinden çıkacakmış gibi attığı, duaların kabul olduğu, kalpler taş kesilmesin diye taşın kalp kesildiği tek yer Kabe.
Cenab-ı Hak sormayacak mı? Hadi bundan önce çamaşır vardı, bulaşık vardı, çocuklar gelecekti okuldan, şu bu, hep ev telaşı şu bu. Şimdi hiçbir telaşın yok. Hadi o zaman tavafa. Hadi o zaman Mescid-i Haram'da 5 vakit namaz kılmaya. Gönder lan. Berkay. Sınava çalışmam lazım. İşe geç kaldım. Mehmet. İş yok. Gece işi yok. Gazete yok. İşimiz ibadet. Allah 120 rahmet indiriyor Kabe'ye. Bunun 60'ını tavaf edenlere veriyor. Çok fazla. Bunun 40'ını rahmetin 40'ını dağıtıyor namaz kılanlara. 20'si de tavaf yapmış, yorulmuş, namaz kılmış, yorulmuş. Hiçbir şey yapmıyorsan Kabe'ye bakmam bile yeter sana. 20 de oradan, 120'yi aldım. Bu kadar her dakikası, saniyesi sevap. Yani sizin sayaçlarınız sevabı yazmakta yetiştiremez, haberiniz olsun. Ama işi bilirseniz. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşar evine gelir. Evine gelir gelmez Hazreti Ali'yi çağırır. Hazreti Ali der ki, Ali, biz Ebu Bekir'le hicret ediyoruz. Sana bir görev vereceğim, yapar mısın? Lebbeyk ya Resulallah. Emret. Emret. Yatağıma yatacaksın Ali. Yatağıma yatacaksın. Ya Resulallah, siz dedikten sonra benim için hiçbir şey fark etmez. Hazreti Ali insan yatağına yatarken kalkmak için yatar. Ali ölmek için yatıyordu o yatağa. Leylun yuhasiruni ve zembun esmerun bil huzni murtecun alel mizani. يا رب أنت حقيقة أبدية أما أنا. Evet, meşhur veda hutbesine şöyle başlıyor değerli kardeşim. Ey insanlar, belki bu yıldan sonra aranızda olmayacağım diyor. Benim söyleyeceklerimi burada olanlarınız, burada olmayanlarınıza iyice aktarsın. Umulur ki daha fazla takva ile sarılırız. Erahu bi khafiqi ve yarani ve enfud bi ruhi rahmeten terani. Ya Allah, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya. İnsanların o dönemde yaşamış olduğu zulümden, haksızlıklardan kaçarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dağa geliyor. Yaklaşık Mekke'ye 6 kilometre civarında, öyle mi hocam? 6 kilometre civarında yürüyerek azığını alıp geliyor burada, inzivaya çekiliyor. Tabi Allah'ın takdiriyle ilahisi. Allah onu peygamberliğe azim diyor.
da mı yakıyor Volkan Bazer? Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Hep beraber! Hep beraber! Salli ala seyyidina Muhammedin tabirin ve ala ahli ve sahbihi ve sellim. Maşallah be! İşte Osmanlı torunları bunlar ya! Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak. İkra rabbikel ekrem ellezî allem bil kalem allemel insâne mâ lem ya'lem. Sadakallahul azim. Önemli olan buraya çıkmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği o eziyetler, o sıkıntılar, o sıkıntılı dönemler, bunu en azından birazcık olsun hissedebilmek arkadaşlar. Karşıdaki mescit, buradaki mescit, mescidül cin. Ne demek? Cin mescidi. Bizim gençlerle bir sefer geldik. Bilmiyorum kapı açık mı? Namaz kılacağız. Tam çok kalabalıklıyız. Dedim namaz kılacağız dedim. Ben girdim baktım gençler girmiyor içeri. Oğlum niye bakıyorsunuz? Hocam korkuyoruz. Cinlerimizde bir şey var. Namaz kılanlara cinler bir şey yapmaz, kılmayanlara yapıyor. Thank you.
Rabbime. İnni üridül umrete feyessirha li ve tekabbelha minni. İlk kim çıktı buraya yanıma gelsin? Niye çıktı? Evet. Nasıl bir duygu? Seni böyle ilk buraya çıkartan böyle nedir? Biraz ter attı, iyi oldu. Evet. Ter atma için mi yapıyorsun? Allah Allah. Yok hocam ya. Peki sana yemekhanede bir sütlü kahve ısmarlarım. Olsun hocam, sağ olun. Abi bir kahvenin 40 yıl hatırı var, sütlü olunca 80 yıl. Burak kardeşimizi buraya çıkartan peygamber aşkı, Resulullah aşkı sallallahu aleyhi ve sellem ve hepinizi buraya çıkartan bu aşktır. Bundan başka ötesi olamaz. Buraya para verseniz kimse çıkmaz. Ama sizi buraya çıkartan olsa olsa ancak peygambere olan muhabbettir, aşktır, heyecandır. Rabbim heyecanınızı çoğalsın. Peygamber olan sevginizi artırsın. Allah'ım kalbinizden onun sevgisini hiç çıkarmasın. Salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmiş ve ala. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب اللهم يا مقلب القلوب özellikle Türkiye'mizde depremde vefat edenlere de 342 hatmimizi özellikle onlara da gönderiyoruz. Rabbim irsal eyle. Rabbim vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle ya Rab. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Çocuklarımıza sahip çık ya Rabbi. Yavrularımıza sahip çık ya Rabbi. Türkiye'mize sahip çık ya Rabbi. Depremzedelere sahip çık ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri içimizden gençlerimizden Hazreti Mus'ablar çıkar ya Rab. Hazreti Mus'ablar çıkar ya Rab. Kızlarımızdan Hazreti Esma'lar çıkar ya Rab. Fatımalar çıkar, Hatice'ler çıkar ya Rabbi. Belki vücudumuz, bedenimiz ayrılacak ama kalplerimizi evinden ayırma ya Rabbi. Gönüllerimizi buradan koparma ya Rabbi. Gençlerimizi buradan koparma ya Rabbi. Allah.
nasip oldunuz? Hizmetleri, ibadetleri. Yani evliler eşleriyle gelsin. Aynen. Evliler eşleriyle direkt gelsin gelebiliyorlar. İmkanı varsa gelsinler. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten. İlk defa geldim. Vallahi bana öyle bir aşk verdi ki defalarca gelmek istedim. Daha doğrusu bırakmak bile istemiyorum burayı. Evet, bugün pazartesi. Efendimizin hicret günü ayrıca. En güzel manzara bendeydi. Öyle mi? Razı olsun. Nereye bakıyordun? Tam Kabe'ye. Allah! Abi Kabe'ye bakan odalardan 100 lira fazla alıyor. Valla. Ama biz almadık. Allah razı olsun. Tek şikayetim her gün aynı tatlı yedik. Başka da bir şey yok abi. Evet. Yok. Bu da... Allah'a bekler. Çok enteresan. O kalp burada kalacak. Acelesine girdim. Hocam ödebildim. Ama ben sana işaret ettim. Gel bana yardım et. Hocam maalesef. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Bayıldım. Mekke nasıldı? Çok güzel. Doyamadım. İbadet bölümü var. Bir de diğer hizmetler bölümü var. İşte oteldir. İkisi de çok transferdir. Güzel. Çok güzel. Her şey çok güzel. Ne tavsiye edersin? Yalnız mı gelelim? Eşimizle mi gelelim? Yok, eşimizle gelelim. Eşimizle gelelim. Medine'ye. Söyle ben. Yok. Lütfen. Hocam söyleyeyim. Medine'ye varamadım gül kokusundan alamadım. Medine'ye varamadım gül kokusundan alamadım. Ben Resul'e Esselamu aleyke. Esselamu aleyke. Eyyühe seyyidü. Eyyühe seyyidü. Kerim. Kerim. Ve Resulül. Ve Resulül. Azim. Azim. Ve Raufur Rahim. Ve Raufur Rahim. Ve Rahmetullahi. Ve Rahmetullahi. Ve Berekatuhu. Ve Berekatuhu. Şu an önünde bulunduğumuz nokta, görüyorsunuz bu mescidin ismi Mescidül Hamame. Ne demek? Bulut mescidi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ta çocukluğundan beri takip eden bir bulut vardı başında.
Ya Resulallah, mescit doldu mu diye soruyorsunuz. Mescit doldu, yer yok. Bir gün buyurdu ki, bu mescit öyle dolacak ki buradan Yemen'e kadar, buradan Şam'a kadar her taraf mescit olacak. Burası da Hazreti Ebu Bekir Mescidi diye yazıyor üzerinde. Osmanlı... Abdülhamid Han Hazretleri 33 yıl halifeliği döneminde hep hayalinde bu vardı. Bu üç mescidi nasıl bir araya getiririm? Daha yakın bu ümmet nasıl oraya gider? Bu ümmetin kalbini oralara nasıl bağlarım? Hep derdi buydu. Hayalinde bir demir yolu vardı. Mübarek buraya 30 kilometre kala trenlerin altına keçe döşemiş. Keçe döşemiş. Neymiş Ömer Asaf? Duyuyorsun değil mi? Keçe döşemiş. Niçin? Resulullah orada yatıyor. Resulullah'ın ruhaniyeti, ruhu rahatsız olmasın. Hemen yanında gördüğünüz Hamidiye Camisi'dir. Oraya da onu yaptırdı ki 4 gün yoldan gelen hacılar duşunu alsın, banyosunu yapsın, dinlensin, yemeğini yesin. Kardeşlerimize Nesiba annemizi bir örnek almayı, gençlerimize de Hazreti Mus'ab bin Ümeyr'i örnek almayı her zaman, her geldiğim umrede ve her Uhud ziyaretimde söylüyorum.
Bedenlerimiz bugün ayrılsa da inşallah kalbimiz ruhumuz buradan ayrılmasın. Evet Enes'ciğim ne diyeceksin? Şu an neredeyiz? Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin? Çok güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor hocam. Bugün maalesef son günümüz. Yani şeyim, üzgünüm. Gerçekten. Bugün maalesef son günümüz. Bu manzarayı bir daha da göremeyeceğiz. Ama Rabbim inşallah bir daha nasip eder, bir daha gelmeyi nasip eder. Hocam, maalesef bugün son günümüz. Yani Allah'a şükürler olsun tekrar nasip oldu gelmeye buralara. Allah'ım inşallah tekrar nasip eder. 2020 ile 2023 cümlesi. Fark görebilirsin. Fark hocam, daha olgun olursan böyle daha çok farkına varıyorsun. Mesela 2020 bizim tek niyetimiz umre yapmaktı, tavafları yapmaktı. Ama bu umre daha çok dikkat ettim ki birkaç şeyler daha öğrenmek. Yani mesela işte gezilerde sizin anlattığınız şeylere daha çok dikkat vermek. Aynen çünkü her şey tavaf değil burada. Her şey ibadet değil. Öğrenmek de var yani. Aynen ilim de var. İlim çok önemli hocam. Elhamdülillahi'llezî tekabbel minnâ salâtenâ ve siyâmenâ ve kıyâmenâ ve rükû'anâ ve sucûdenâ. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Hamdolsun. Benim kanaatim güzel geçti. Umreciler çok yardımcı oldular hocam. Ayrıca grup görevlilerine, grup hocalarıma teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. Yani işin özeti güzeldi. Hocam sizi de alalım. Ne diyeceksiniz? Şimdi sen bana dedin ki, hocam benimle gelir misin umreye? Şimdi Resulullah bizi davet ettikten sonra, Allah bize nasip ettikten sonra gelmem diyemezdim. Hocam dedim bir şartla gelirim, beni dağlara çıkarmayacaksın. Yorulduk. Çıkarmadın değil mi? Çıkarmadın. 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 Allah razı olsun. İki dağda ben çıkmışsın. Yorulduk. Yorulduk ama hocam değdi. Emeksiz yemek olmaz derler bizim orada. Emeksiz yemek olmaz. Baktım önde amcam arı gibi çalışıyor. Hocam Allah çalışana veriyor. Allah çalışana veriyor. Sen bunu hak ettin gerçekten. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Ben sana daha önce bunu söyledim sana. Sen bunu hak ettin. Cenab-ı Hak sana önünü açsın hocam. Talebelerin çoğalsın. Sen bunu yaşıyorsun orada. Yani çok derdim çok ya. Yani diyorum derdim gençler kurtulsun, namaz kılsın. Gittiğinde döndüğümüzden namazına devam etsin. Duygulanmamak yerde değil. Gerçekten her şey çok güzel. Her şey için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepsi çok güzel bir profesyonel bir organizasyondu. Allah razı olsun. Ancak bu kadar zamanlı, bu kadar çok evet. Sık yer, çok... Nasıl, yani, hüzün var mı oradan ayrılış buraya? Tabii ki var, tabii ki var. İlla ki var hocam.
olmaz mı yani? İnsana, o Yeşil Kubbe'ye veda çok zor geldi. Çok çok inanın çok zor geldi. Dikkatimi çekti de. Evet. Vallahi Allah razı olsun. Memnun kaldınız sizden de. İnşallah. Oo, memnun kalmak şey. Sağ olun. Ya çok güzeldi. Hakikaten çok güzeldi. Organize çok güzeldi. Hazırlıklar çok güzeldi. Otellerimiz güzeldi. Hepsi çok güzeldi. Ufak tefek kusurlarımız olsun da. Bu kadar kalabalıkta kusur diye bir şey yok yani. Çok sevindirdiniz. Biz zaten heyecan doluyuz, coşku doluyuz. Sizlerin bizi böyle güzel havada karşılamanız gerçekten çok duygulandırdı. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlarımız, umre arkadaşlarımız hepsi birbirinden çok kıymetli. Hepsi birbirinden çok değerliydi. Bu umre yolculuğuna çıkarken bana dediler hocam, yüzü geçtin. 177 kişiyle nasıl gideceksin diye. Ben de dedim ki önce Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak yardım ederse, Allah kün derse o feyekünü de olur. Tüm umreci arkadaşlarımdan, kadın erkek abilerimden, ablalarımdan, gençlerden huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsi birbirinden güzeldi. Büyükler küçükleri seviyor, küçükler de büyüklere saygı gösterdiler. Özellikle gençlerin gelmeden önce onlarla oturup sohbet ettik. Dediler ki hocam hepimizin Basel'e döndüğümüzde hedeflerimiz var. Onların çok güzel hedefleri var inşallah. Bu umrede hedeflerini yazdılar. Teker teker hedeflerini bir bir uygulayacaklar. Hedeflerinin başında ne var biliyor musunuz? Birincisi annemize babamıza hayırlı bir evlat olacağız. Onları üzmeyeceğiz. Onları kırmayacağız. Hayırlı bir evlat olacağız. Yetmez mi bu? Yetmez mi? Yeter arkadaşlar. Bir umre hikayemizin, bir manevi yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Bu kutsal topraklardan ayrıldığımız için hüzünleniyoruz, üzülüyoruz ve özlüyoruz. Bizler bu yola başlarken hedefimiz henüz daha gönlünü, kalbini buralara yani kıblemize, Allah'ın beytine ve Peygamber Efendimiz'e bağlanmayan kalpleri bağlamak idi. Şairin deyişiyle, dertsiz insanın dünyası kendi kadardır. Dertli insanın dünyası dünya kadardır. Bir derdin varsa varsın. Bir derdin varsa bir dünya kurarsın. Bir derdin yoksa yoksun ve sadece bir rakamsın. Kısa özetle derdin kadarsın. Bizler de bir dert edindik. Ve acaba bir kişiyi daha günahına tövbe edip yeni bir sayfa açabilir mi? Acaba bir kişi daha namazlarına başlayabilir mi? Acaba bir kişi daha hedefinde, hayatında, İslam davasında bir Mus'ab bin Umeyr veya bir Sümeyye gibi olabilir mi diye yola çıktık. Gelin derdimiz Allah'ın çizdiği yol olsun. Gelin derdimiz Resulullah'ın yolu olsun. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'i buralara gelip hakikatleri yerinde görebilmeyi, öğrenmeyi ve hayatında yaşamayı nasip eylesin. Rabbim bizlere daha nice gencin kalbine dokunup uyanmayı nasip eylesin. Bizleri bu yolda dert edinenlerden eylesin.